Herkese merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Evet, bugünkü çalışmamız. Yine birkaç çalışma yaptım, 2-3 çalışma sizler için. Evinizde en kolay mum dışını nasıl süsleriz, nasıl şekillendiririz, nasıl desenler yaparız? En kolay şekilde göstermeye çalıştım. Evet, sizler de evinizde çok kolay şekilde dekoratif olarak mumlarınızın şeklini değiştirebilirsiniz. Evet, mum boyası kullandım yine. Evet, diğer görüntülerde de göreceksiniz. Simler kullandım, mum boyaları kullandım. Önce ince bir çubuk ile dışarılarından desenler yaptım. Ben rastgele yaptım. Rastgele çalıştım. Sizler çok güzel şekilde çizgiler çizebilirsiniz. Resimler atıyorum. Her şeyi yapabilirsiniz. Çiçek resmi olabilir, dekoratif. Tüm resimleri çizebilir. Ve bu güzel mum boyaları ile boyayabilirsiniz. Rastgele çizdim. Rastgele boyadım, rastgele renkler kullandım. İnanın hepsi sizler için. Sizler daha güzelini yaparsınız eminim. Ben sadece çok kolay bir şekilde bir mumu, beyaz sade bir mumu nasıl dekoratif olarak her renge bürüyüp her şekli verebiliriz, bunu göstermek istedim. Ve beni izleyen arkadaşlar, ben ellerimle çalışmayı seviyorum. Ellerimin boyanmasını ve yaptığım işe dokunmayı, ellerimle eldivensiz olarak bunu sevdiğim için, evet, çıplak ellerle gösterdim size, eldiven takmadan, inanın yıkadığınızda sabun bile sürmeden boya akıp gidiyor. Fakat boya mumun üzerinde kuruduğu zaman asla elinize batmıyor, o şekilde içinde kalıyor. Bu yönden içiniz rahat edebilir. Mumunuzu her yere, evin her köşesine koyabilirsiniz. Boya asla yapmıyor. Evet, burada da dikey değil de yatay çalıştım. Yine dediğim gibi rastgele şekiller çizdim. Sizler istediğiniz şekilleri çizin, istediğiniz desenleri çizin. İnanın çok hoş oluyor sonuçta. Yatay olarak çizdim. Burada da üzerine mum boyası değil de akrilik boya yapacağım. Bu da akrilik boya da inanın kuruduğu zaman kesinlikle leke iz yapmıyor. Koyduğunuz yere asla iz leke yapmaz. Ve ellerinize de batmaz. Ve mum yalarken de dışına, içine yandığı için dışına asla zararı yoktur arkadaşlar. Bunu bütün videolarımda anlatıyorum. Mum içine yanar. Dış katmana asla zarar vermez. Dışında objede olsa, boyada olsa asla zarar vermiyor. Yeter ki fitiliniz tam ortada ve dik şekilde olsun. Asla dış kısma, dış katmana zararı yoktur arkadaşlar. Evet, bu keyifli çalışmalarımı ben sizler için her gün, her zaman, her hafta çalışmaya devam edeceğim. Yeni içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğim. Sizlere en kolay şekilde mum nasıl yapılır, mum nasıl süslenir, muma dair ne varsa kanalımda olun, videolarımı izleyin arkadaşlar. Her şeyi bulacaksınız bu kanalda. Yine dediğim gibi rastgele boyuyorum. Rastgele kalmış, çok az kalmış akrilik boyalarım vardı. Evet, fırça kullanmadım, çubukla. Ve zaten ellerimle yapacağım birazdan. Ellerimle çalışmayı seviyorum. Ellerimle dokunmayı seviyorum. Evet, fırça kullanmıyorum ben. Çok nadir bazen kullanıyorum arkadaşlar. Ama ellerimle dediğim gibi hiçbir zararı yok. Ellerimize kesinlikle suyu açtığımız zaman sabuna bile gerek kalmadan ellerimizden akıp gidiyor boyalar.
Burada hayal gücünüzü kullanıp gece karanlık bir görüntü veya gündüz gün ışığı, güneş, çimen, yeşillik, doğa, her şey yapabilirsiniz. Renklerle çalışıp, desenlerle çalışıp. İnanın sonucunda kurduğu zaman çok hoş görüntüler çıkıyor ortaya. Birazdan göreceksiniz. Hepinize ayrı teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanalımda kalmaya devam edin. Evet, beğenilerinizi bekliyorum, desteklerinizi bekliyorum. Abone olmadan geçmeyin. Like atın, yorumlarınızı, önerilerinizi yazın. Sevdiklerinizle paylaşın. Bir dahaki videomda, bir dahaki yeni içeriklerle görüşmek üzere diyorum. Şimdilik sağlıkla kalın. Hoşça kalın.